Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi size sarmanın en güzel, en lezzetli hali olan ekşili lahana sarması yapacağım. Sarmamız için önce lahanamızı haşlayalım. Eğer sizin lahananız da benim gibi küçük, tencereye sığacak şekilde ise tüm olarak haşlayabilirsiniz. Önce ben kök kısmını iyice aldım ve yarıya kadar dörde kestim ve üzerine sıcak su doldurdum, üstü basasıya kadar. Siz dilerseniz tek tek yapraklarını ayırarak öyle de haşlayabilirsiniz. Ama böyle de haşlanırken yaprakları ayrılacaktır. Lahanamızı ne çok ne de az haşlayalım. Çok haşlarsak sararken elimizde parçalanır. Az haşlarsak da sarması zor olur. Evet, tuzunu da ilave edip ben biraz böyle haşlayacağım. Lahanam 5-6 dakika kadar haşlandı ve şimdi ben ters çevirip biraz daha böyle 3-4 dakika kadar haşlayacağım. Gördüğünüz gibi yaprakları birbirinden ayrıldı. Haşladığım lahanayı bir süzgeci alarak iyice suyunun süzülmesini sağlayacağım. Evet, bu arada biz iç harcını hazırlayalım. Harcımız için 1 su bardağı zeytinyağı, 2 su bardağı pirinç, 3-4 adet rendelenmiş domates, 1-2 adet büyüklüğüne göre soğan, 3 diş sarımsak, 1 adet havuç, 1 adet limon suyu, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 küp şeker, 7-8 dal kıyılmış maydanoz ve baharatlarımız var. Nane, kimyon, karabiber, tuz, pul biber. Önce soğanımızı ve sarımsaklarımızı iyice kıyalım. Küçük küçük. Havucumuzu da rendeleyelim. Evet, bu harcı biz pişirerek yapacağız. Çok lezzetli, ekşili, güzel bir harç olacak. Önce tencereye aldığımız zeytinyağımıza soğan ve sarımsakları ekleyerek 2-3 dakika kavuracağız. Kavurduğumuz soğanlarımızın üzerine havucu da ilave edip biraz da böyle kavuralım 1-2 dakika kadar. Evet, küp şekerini de ilave ettim. Şimdi pirincimizi ekleyelim. Pirincimizi de biraz kavuracağım ben böyle 2-3 dakika kadar. Kavrulan harcımıza şimdi 1 yemek kaşığı domates salçası ilave edelim. Karıştırarak yine kavuralım. 3-4 tane rendelediğimiz domates sosunu da ilave edelim. Siz isterseniz yazdan hazırladığınız sosu da kullanabilirsiniz. İsterseniz taze rendelediğiniz domates rendesini de kullanabilirsiniz. Evet, şimdi harcımı ben baharatlarını da ilave edip domatesin suyunu çekinceye kadar pişireceğim. Harcım suyunu çekti sayılır. Şimdi limon suyunu da ilave edip 1-2 dakika kadar daha pişirdim. Ve dinlenmeye bırakacağım. 10-15 dakika kadar ve soğuyacak harcım. Harcım soğudu. Şimdi maydanozunu ilave ettim ve iyice karıştıracağım. Harcım artık hazır. Şimdi sarmaya geçelim. Sarmam için yapraklarımın damarlı kısımlarını önce almam gerekiyor. Damarlı kısımlarını alıp yaprakların içine içimi koyup kenarlarından kıvırarak sarmamızı sarıyoruz. Gerçekten lezzetli, güzel bir yemek olacak. Sardığımız sarmaları tenceremize dizelim. Evet, sarmamız hazır. Şimdi zeytinyağını ilave ettik. 2-3 yemek kaşığı kadar. Üzeri basasıya kadar da sıcak su ilave edip pişiriyoruz. Sarmamız 25-30 dakikada pişti. Mis gibi kokular geliyor. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Çok güzel, çok lezzetli bir yemek. Önerileriniz varsa yoruma eklemeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Destek için abone olun. Hoşça kalın.